arkadaşlar. Şimdi bu bölümde arkadaşlar öncelikle bakım onarım nedir? Bunu bir irdeleyelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakım onarım nedir sorusuna cevap verecek olursak bir bakım vardır, bir de onarım vardır. Aslında ikisi farklı işlerdir. Ha, birbirine yakındır, paraleldir ama tanımları da farklıdır. Aslında yapılan süreç, işletilen süreç de bir nebze farklıdır arkadaşlar. Şimdi bakım endüstriyel, ticari, resmi ve konut kullanımlarındaki fonksiyonel kontrollerin, gerekli cihazların, ekipmanın, makinelerin, bina altyapısının ve destekleyici yardımcı programlarının bakımı, onarımı veya değiştirilmesi olayıdır. Önce tanımlardan gidelim, sonradan ben yorumumu ortaya koyacağım. Onarımsa arkadaşlar arıza yapmış sistemlerin uygunsuz durumlarının giderilmesi ve tekrar sistemin çalışır hale getirilmesi sürecidir. Yani bir şey burada dikkat edecek olursak birisi bakım, yani bir şeye bakım yapıyorsunuz. Örneğin bir makineyi yağlıyorsanız proaktif olarak, tabii ki düzenli olarak bir yağ bakımı yapıyorsunuz. Bu bir bakımdır yani. Ama mesela bir elektrikle ilgili bir sıkıntı olmadan elektrik kablolarına, işte şartelleri, dinamoyu, buna benzer birçok konuyu, elektrikle ilgili elektrik cihazlarındaki bakımları, bir telini dahi değiştiriyorsanız arkadaşlar daha arıza olmadan, bu bir bakım oluyor. Bakın dikkat edin, arıza olmadan diyoruz. Ama arıza olduktan sonra yapıyorsanız bunu, veya işte diyelim ki çok basit olarak anlattığımız bir yağlama sürecinde makine yağlama yapıyorsunuz. Bu yağlamayı makine yağlanmamış ve arıza yapmış, siz sonra yağlama yaparak bu işi gidermeye çalışıyorsanız bu aslında bir arıza onarım oluyor. İşte veya makinenin bir parçası, daha vidası diyelim hatta, vidası düşmüş ve makine durmuşsa, çok basit olarak anlatıyorum bunu ama daha çok anlaşılsın diye, o vidayı getirip siz oraya takıyorsanız arkadaşlar bu da bir onarım oluyor. Yani burada anlamanız gereken şu, siz olay olduktan sonra sürece müdahale ediyorsanız bu onarım oluyor arkadaşlar. Aynı şekilde elektrik arızalarında, diyelim ki bir cihazın, bir makinenin, bir otomasyon sisteminde veya bir elektronik parçasında bir, ya ne derler, sigortası attı ve sigortayı değiştiriyorsunuz. Gelip sigortayı değiştirdiğiniz zaman dahi o bir onarım oluyor arkadaşlar. Çünkü siz bir arıza yaşanmış ve ona sonradan müdahale etmişsiniz. Bu da aslında daha perspektif olarak bakacak olursak bakım olayı daha çok proaktif yaklaşım, onarım da reaktif yaklaşım. Yani bakım olmadan olaya müdahale etmek, onarımsa olduktan sonra olaya müdahale etmek. Yani hani deriz ya önleyici bakım, onlar daha sonraki bölümlerde tabii ki hepsini irdeleyeceğiz. İşte proaktif yaklaşımları, reaktif yaklaşımları falan. İşte düzeltici faaliyetler, önleyici faaliyetler gibi böyle farklı isimlendirmelerde teknik olarak yer alabilir bu konular. Yani burada sizin bilmeniz gereken, öncelikle daha basit olarak bakımın ne olduğunu, onarımın ne olduğunu bu bölümde anlamış olmanız gerekiyor.